HBTV ekranlarında bu hafta Adalet İstiyoruz programında konuğumuz Ayten Öztürk. Ayten Öztürk 2018 senesinin Mart ayında Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan Refik Harici Havalimanı'ndan özel bir araçla Türkiye'ye getirildi, kaçırılarak getirildi. Resmi, gayri resmi işkenceciler tarafından, devletin işkencecileri tarafından 6 ay boyunca daha hayale gelmeyecek işkenceler yapıldı kendisine. Ayten Öztürk bu işkencelere direndi ve 6 ay sonra vücudunda 898 işkence yarasıyla gözaltına alınmış gibi gösterildi. 3 günlük gözaltı süresi sonunda tutuklandı. Tutuklanması uydurma bir dosya yaratılarak kendisi hakkında tutuklama kararı verildi ve işkence gizlenmeye çalışıldı. 3 sene boyunca Ayten Öztürk tutukluydu ve nihayet geçtiğimiz Haziran ayında Ayten Öztürk tahliye edildi. Bugün Ayten Öztürk konuğumuz. Konuğumuz Ayten Öztürk. Merhabalar Ayten, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Evet Ayten, ben biraz programın başında bahsettim yaşadığın işkencelerden ve o kaçırılma olayından. Biraz da senden dinleyebilir miyiz? Yani Lübnan'dan kaçırılışın, Ankara'ya getirilişin ve daha sonra 6 ay boyunca işkence görmelerin. Bize bunlardan bahseder misin? 8 Mart 2018 tarihinde ben Lübnan Havaalanı'ndan başka bir ülkeye geçmek üzere gitmiştim. Ama orada bir pasaport sorunu yaşadım. Pasaport sorunundan sonra oradaki Lübnanlı yetkililer beni gözaltına aldı. Normalde sürekli orada mülteciler çok fazla yaşadığı için bu tür sorunlar Lübnan'ın gündelik sorunları arasında. Ben de kısa sürede sorun çözülür diye düşünmüştüm. 6 gün gözaltında kaldım. 6 günün sonunda ise Türk yetkililere teslim edileceğimi anladım. Onu da şu şekilde anladım. Türkiye Büyükelçiliğinden birisi geldi, benimle görüşmek istedi. 13 Mart tarihinde. Aynı günün akşamı beni apar topar gözlerimi bağlayıp ellerimi de arkadan kelepçeleyerek Lübnanlı yetkililer havaalanına götürdü. Havaalanında ben kimseyi görmedim. Yani Türkiye'li diye kimseyi görmedim ama beni orada kör bir noktaya götürüp bu sefer başka birileri gözlerimi bağlayıp başıma çuval geçirdi ve ellerimi arkadan kelepçeleyerek hızla bir uçağa bindirdi. Ben Lübnan'da gözaltındayken Lübnanlı yetkililere devrimci olduğumu, işte Türkiye'deki koşulları, daha önce yaşadığım baskıları, işkenceleri, hapislikleri, ailemden yaşanan, işte ödenen bedelleri hepsini anlatmıştım. Buna rağmen Türkiye ile bir anlaşma yaptıklarını düşünüyorum ve beni teslim ettiklerini düşünüyorum. 13 Mart akşamı işte yaklaşık 1,5 saat sonra beni bir yere indirdiler. Tam uçaktan inerken bana yine böyle saldırarak ağzımı bantlayıp yani çok hızlı bir şekilde bir yere sokuldum ve orada her şey başladı zaten. Girer girmez yine saldırarak işte panik havası yaratarak içindeki her şeyi çıkardılar ve bir yere soktular. Bir hücreydi. Göremedim. Gözlerim kapalıydı. Sonra verdikleri bir yani ne olduğunu bilmediğim elbiseleri de giydim. Giymek zorunda kaldım. Bu şekilde bir başlangıç oldu. Ondan sonra da aynı gün yani bir kısa bir süre geçtikten sonra bir kişi benimle konuşmak istedi. Bir, ayrı bir odaya götürdüler beni. İşte ismimle hitap etti. Devletin benim için uçak kaldırdığını, ona sonsuz yetki verildiğini, beni tanıdığını ama sadece bildiği bazı bilgileri bana da onaylatmak istediğini söyledi. Ben de onlarla hiçbir şey konuşmayacağımı söyledim. Sonuçta gayrimeşru bir şekilde kaçırıldım. Bana yapılan işkenceler ortadaydı. Yani onlarla konuşacak hiçbir şey yoktu. Yani bu tür konuşma çabaları uzun bir süre devam etti. Yani günlerce devam etti. Bu ilk günlerimde sürekli gözlerim bağlı, ellerim arkadan kelepçeli, başımda çuval varken hücrede bekletildim. Bu halde günlerce durmak, öyle yatıp kalkmak ve ayrıca de tuvalete işte onların göreceği şekilde gitmek. Bunların hepsi aslında
hem fiziksel hem de psikolojik işkencenin başlangıcı, yani ilk andan itibaren başladı. Yaklaşık 25 gün gözlerim kapalı kaldı. Yani bu halde, bu pozisyonda kaldım. Ciddi bir şekilde vücudumdaki ağrılar, işte su vermemelerinden kaynaklı, susuzluktan kaynaklı sorunlar yaşamaya başladım. Bunun üzerine beni revir gibi bir yere götürdüler. O revirde gözlerim ilk defa açıldı. Yapışıktı birbirine, uzun süre açılmadığı için. Yani bunlar aşama aşama devam etti. İlk 3 ay daha çok psikolojik işkence, sürekli konuşma çabaları, sürekli besleme çabalarıyla geçti. Ben ilk baştan itibaren orada yemeği reddettim. Bunun üzerine su işkencesi çok yaptılar. Yani çok susuz bıraktılar. O kadar susuz bıraktılar ki Kerbela aklıma geldi. Sonra 19-22 Aralık'ta ben Ümraniye hapishanesindeydim 4 gün boyunca. Oradaki katliam sırasında yaşananlara tanıklık etmiştim. Orada da benzer şekilde susuzluk çekmiştim. Hepimiz çekmiştik. Tüm tutsaklar, yani ona benzeyen bir durumdu. Uzun süre bu şekilde, yani su, işte yedirme çabaları ve benzeriyle yaklaşık 3 ay geçti. 3 ay sonrasında ise bu sefer zorla besleme çabalarına giriştiler. Bunu da şu şekilde yaptılar. Bir işkence odasına götürüp ellerimi duvardaki iki halkaya kelepçeleyerek astılar ve ağzıma zorla sıvı gıdalar vermeye çalıştılar. Ara ara serum da veriyorlardı ama sıvı gıdayı ağzıma verirken bir yandan da elektroşokla elektrik veriyorlardı. Bir süre sonra kendime biraz daha geldiğimde fiziki işkenceye başladılar. Fiziki işkencede de zaten akla gelebilecek her şeyi yaptılar. Yine aynı işkence odasında işte asarak günlük olarak elektroşok verildi. Bu fiziki işkence dediğim süreç yaklaşık 20-25 gün kesintisiz sürdü. Elektrik verdiler arada. Onu da parmaklarından verdiler. Elektrik ya da elektroşok verirken sürekli işte konuşacak mısın diye bağırıp konuşmayacağımı söyledikçe daha fazla vermeye, daha uzun süre vermeye başlıyorlardı. Bunu bayıltıncaya kadar yapıyorlardı. Bayılıp yere düşecek hale geldiğinde de, yani tamamen o askıdan sarkacak hale geldiğinde de beni oradan indirip yere yatırıyorlardı. Zaten üzerinde genellikle hiçbir şey olmuyordu. Bu haldeyken elleriyle, copla, sözle taciz ediyorlardı ve sürekli tecavüz etme tehditleri oluyordu. Aslında bedenim yaptıkları her şey bir tecavüzdü. Yani bana yaptıkları her şey tecavüzdü. Ara vermiyorlardı. Yani şöyle işkence türlerini çeşitlendirerek mesela ayağa kaldırıp suya götürebiliyorlardı onun ardından. Su işkencesinde de şöyle oluyordu. Başıma çuval geçirip içine su doldurup nefes alamayacak hale gelinceye kadar tutuyorlardı. Bazen de onu çıkartıp ağzıma, yüzüme suyu, tazyikli suyu tutarak nefes aldırıyorlardı. Bu saatlerce sürüyordu. Bir keresinde bulunduğum o tuvaletlerin olduğu yerdeki su işkencesinde bir kişinin yüzünü gördüm. İlk defa bir kişinin yüzünü görmüş oldum. Kapıyı araladı ve bana baktı, göz göze geldik. Onun dışında hiç kimsenin yüzünü görmedim. Hep maskelilerdi. Siyah maskeleri vardı. Bazılarının da işte kuru kafa şekilli maskeleri vardı. Üzerinde kuru kafa baskılı. Bazıları sivildi ama bir kısmı da simsiyah, baştan aşağı simsiyah giyinmiş işkencecilerdi. İşte su işkencesinden sonra da bu sefer ya hücreye götürüyorlar ya da tabutluk denilen bir yer var. Diklemesine tuttukları bir yer. Orada hareket etmek, oturmak mümkün değil. Diklemesine saatlerce tutuyorlardı. Neredeyse bayılıncaya kadar orada tutuyordum. Bu şekilde durmaktan kaynaklı, sürekli ayakta bekletmelerinden kaynaklı da ayaklarım çok fazla şişmişti. Bunun dışında da hani sürekli işkenceleri çeşitlendirdiler dedim ya, bir türü de şöyleydi. Gözlerimi ışık tutuyorlardı. Yani iki taraftan spot ışıklar tutuyorlardı ve bununla bilincimin kaybolacağını ve işte bildiğimi bulanacağını, kendimden geçeceğimi söylüyorlardı. Bir düz
Askının dışında bir de ters, yani bacaklarından aşağı sarkıtarak yaptıkları da bir işkence vardı. Bunların hepsinin dışında hücre içinde de yani belli zamanlarda girip saldırıp yani sadece dövmek için ayarladıkları bir zamanlama vardı. Her gün işte giriyorlardı, her kapı açıldığında saldırıyorlardı ve çıkıyorlardı. Zaman zaman gözlerim açık oluyordu. Yani bir dönem gözlerim açıktı. Ortamı görme imkanım oldu orada. İşte ellerindeki işkence aletlerini, işkence odasını gördüm. Onun dışında bulunduğum hücreyi de gördüm. Psikolojik işkence de çok yapıyorlardı. Yani burada seni kimse bilmiyor, kimseye sormuyor. Biz seni burada öldürsek kimsenin umurunda olmaz. İstersek ömür boyu seni burada tutarız. Organların iflas etse de biz sana organ nakli bile yapacak kapasiteye sahibiz. Bu konuda biz profesyoneliz gibi şeyler söylüyorlardı. İşte burada hakim, savcı, avukat yok. Bir biz varız. Her şeyi biz karar veririz. Bir süre işkence yaparız, tedavi ederiz. Sonra tekrar ayağa kaldırır, tekrar yaparız. Bu böyle gider, aşama aşama gider ve her seferinde daha çok yükselterek yaparız diyorlar. Bu şekilde tehditleri hemen hemen her gün oluyordu. Bir süre sonra artık işkencelerden kaynaklı çok fazla ayakta duramayacak hale geldim. İşkence odasında bana bir ayna verdiler. Hani kendi durumundan korkmam için. O aynaya baktığımda yüzüm neredeyse simsiyah olmuştu. Yani mordan daha kara, şişmiş. Vücudumun her yerinde morartılar, izler vardı. Elektroşok izleri vardı. Ve çok aşırı derecede zayıflamıştım. O haldeyken yani ayakta duramayacak haldeyken tekrar sordular. Bir daha sordular. Yani konuşacak mısın, konuşmayacak mısın diye. Daha sonra da tekrar işkencelere devam ettiler ve beni yine sürükleyerek, saçlarına sürükleyerek hücum attılar. Ondan sonra yani bu günden sonra ertesi gün bir tedavi gibi bir süreçleri oldu. Zorla tedavi işkencesi. Onda da serum, bütün bedenime kremler sürme ve benzeri şeklinde buz tutma, şişlik olan yerlerimiz buz tutma şeklinde. Ara ara tahlil için kan alıyorlardı benden. Bu da bir 20-25 gün sürdü. Bu sürecin sonunda ise sürekli birileri kontrol ediyordu, iyileşti mi iyileşmedi diye. Aslında ben bunu yaptıklarını ilk başta anlamamıştım ama birilerine gösteriyorlardı. Sonradan fark ettim yani bunun için gösterdiklerini. Belli bir süreden sonra tamamdır artık deyip benimle son konuşma için beni gene işkence odasına götürdüler gözlerim bağlı halde. Ve artık orada benim zamanımın dolduğunu, beni adalete teslim edeceklerini söylediler. Ondan sonra da yine ellerimi bu sefer plastik kelepçeyle arkadan kelepçeleyip gözlerimi bantlayıp bir arabaya bindirerek kulaklarıma motor sesinin olduğu kulaklık takarak bir arabayla götürdüler. Ne kadar sürdü? Yaklaşık 1 saat sürdü yolculuk. Ondan sonra beni bir araziye bıraktılar. Önümde eşyalarımın olduğunu da fark ettim. Arkamdan kelepçeyi söküp bandı da çıkartıp hızla oradan uzaklaştılar. Çok hızlı bir şekilde yani çok aradan zaman geçmeden birkaç dakika içinde Ankara Tren Polisi beni orada bulmuş gibi gözaltına almaya çalıştı ve bir minibüse bindirdi. Sonra da 3 günlük bir gözaltı yaşadım Ankara Tem'de. Sonrasında da zaten tutuklandım. Tutuk süreci başladı. Evet Ayten, çok teşekkür ederiz bu anlattıkların için. Gerçekten çok etkileyici ve çok da acı. O aynaya bakma durumunu anlatırken şu geldi aklıma. Aslında aynada baktığın yüz, o karanlık, bu Türkiye'nin gerçeği, Türkiye'nin karanlığı. 80'lerde, 90'larda her daim sürekli faşizmin olduğu iktidarların her daim başvurduğu bir işkence aslında. Her daim işkenceye başvuruyor, işkenceden medet umuyorlar. Şimdi de öyle. Yanında birileri var mıydı? Başkaları da işkence görüyor muydu? Yani son dönemlerde işkence iddiaları çok daha fazla arttı. Ama herkes senin gibi konuşamadı. Bir bunu soracağım. Bir ikincisi de tabii çok önemli bir husus. Bu işkenceleri 6 ay boyunca bu anlattıklarına nasıl dayanabildin? Gücünü nereden aldın Ayten? O Lübnan'dan kaçırılma ve 6 ay boyunca bir yerde, bir işkencehanede bu kadar tutulduğum süreçte benim de aklıma 90'lı yıllar geldi. O dönemin kayıpları geldi aklıma. Bana orada da şunu söylüyorlardı. Gerekirse seni kimsesizler mezarlığına gömeriz.
kemiklerini bile kimseler duymaz, bilmez. Yani bunlar bana o günleri hatırlattı, geçmişte yaşananları hatırlattı ama şundan emindim. Yani aradan yıllar da geçse mutlaka kemiklerin dahi bulunacaktı. Buna inanıyordum. Çünkü daha öncesinde de bazı işkencecilerin itirafları sonucu da olsa, direnişler sonucunda da olsa bazı kayıpların durumu ortaya çıkmıştı. Sonuçta bu bir devlet politikasıydı. Bu süreçte de benim yaşadığıma benzer örnekler yaşandığını sonradan duydum ama benim bulunduğum yerde de başkaları vardı. Yaklaşık 7 kişi vardı, 7 ayrı hücre vardı ve seslerini duyuyordum. Zaten ilk günler onlara yapılan işkencenin seslerini duyarak bana işkence, duyurarak işkence yapıyorlardı. Hepsi erkekti ve bazıları çok çok kötü durumdaydı. Onu duyabiliyordum. Yani oradan şunu anladım. Oradaki sistemden şunu anladım. Orası yani düzenli çalışan profesyonel bir işkence merkeziydi. Ama aynı zamanda bir resmi kurum izlenimi verdi. Çünkü belli saatlerde bulunduğum hücrenin üst katından sesler geliyordu. Bu bir mesai saatleri arasında olduğunu düşündüm. Onun dışında bazı insanlar bir süre sonra bazı insanların bırakıldığını da fark ettim seslerden. Ben bir süre sonra mutlaka ya bırakılacağım ya da orada öleceğim düşündüm. Yani ölürsem arkadaşlarım, yoldaşlarım, sevdiklerim beni mutlaka bulur. Buna inanıyordum. Ayrıca onların söyledikleri işte hiç kimse seni aramıyor, sormuyor. Söylemlerine de hiçbir zaman inanmadım. Çünkü onlar benim sevdiklerimin, yoldaşlarımın birbirine bağlılığını, geleneklerimizin gücünü, manevi değerlerimizi bilemeyecek kadar aciz, güçsüz ve zayıftılar. Yani bu politikalar 90'larda olduğu gibi bugün de iktidarın en zayıf olduğu dönemlerde uygulanan politikalardır. Yani ne zaman ciddi bir kriz yaşasa hükümetler o krizden çıkabilmek için ilk önce devrimcilere yönelirler. Ve devrimcileri susturabilirsek, yok edebilirsek halkın tepkisini de dindirebiliriz diye düşünürler. Korku yayarız diye düşünürler. Beni almalarındaki amaçlarından birisinin de bu olduğunu düşünüyorum. Yani işte hem devrimci kesime hem de halka verilmek isteyen bir mesaj gibiydi. Yani eğer yaparsanız, itiraz ederseniz, hakkınızı, hukukunuzu ararsanız böyle işte adaletin olmadığı, hakimin, savcının, avukatın olmadığı böyle ortamlarda siz de işkence görürsünüz. Kaybedilebilirsiniz belki. Yani bu izlenimi yaratmak istiyorlardı. Ben şimdi bu şekilde düşündüklerini, ne yapmaya çalıştıklarını gün gün anlamaya çalıştım. Zaten orada geçen süre boyunca da sürekli düşünme imkanım oldu. Bunu kendileri de fark ediyorlardı. Hani ne düşünüyorsun? Neden bize cevap vermiyorsun? Kafanın içinde ne var? Seni motive eden ne var? Moral veren ne var diye sorup kafama vuruyorlardı sürekli. Yani anlayamazlardı çünkü kafam yani ben orada tek başımaydım ama kafamda gerçekten koca bir dünya vardı. Bütün sevdiklerim vardı, şehitlerimiz vardı, geçmişte yaşanan direnişler vardı. Ablam vardı, abim vardı, yengem yani en yakın kaybettiğim, şehit düşen yakınlarımız vardı. Onlarla sohbet ediyordum, onlardan güç alıyordum. Geçmişte yaşanan direnişlerden, tarihten güç alıyordum. Çünkü şunu biliyordum. Yani hiçbir baskı, zulüm sonuna kadar devam etmez. Benimki de orada sonuna kadar sürmeyecekti. Yani dediğim gibi ya ölecektim ya da direnerek onurumla dışarı çıkacaktım diye düşünüyordum. Bu inancımı hiç kaybetmedim. Yani bu da böyle temelsiz bir inanç değildi dediğim gibi. Geçmişte yaşananlar oldu. Güç kaynaklarım vardı. Yani kendimi gerçekten hiç yalnız hissetmiyordum. Sürekli
bu değerlerden beslenerek her günümü geçirdim, ürettim. Yani beynimde ürettim o günlerde. Hiç sadece şu düşünülmesin, yani bütün günler işkenceyle geçiyor ve onun altında ezilen bir insan var. Yani bitmek, tükenmek üzere olan bir insan var. Öyle değildi. Yani elbette ki çok acı, çok çok zor. Ama şu da imkansız değil. Yani ilk andan itibaren direnme kararı alındığında sonraki aşamalarda nasıl direnileceğine dair yöntemler üretme imkanı var. Yani ben orada onu adım adım işlemeye çalıştım. Her gün onlar uzun süre işkenceye göre program yaparlarken ben de kafamda uzun süre işkenceye direnme programı yapıyordum. Ve hemen hemen her günü tutturdum. En son şunu dedim, yani defalarca şunu dedim. Artık ölebilirim yani orada gerekirse. Ve ölüm de korkutmuyordu. Hatta dediğim gibi kaybedilmek bile korkutmuyordu. Çünkü daha öncesinde de yaşanan örnekler vardı. İşte kardeşi için ölüm orucuna yatan Hüsnü Yıldız örneği var. Kemal Gün örneği var. Çocukların kemiklerini alabilmek için yaptığı direniş var. Bunun gibi çokça örnek var. Yani öyle bir ortamdan beynini koruyarak çıkmak için sahip olduğumuz, yani halk ve vatan sevgisi başta olmak üzere değerlerimiz, tarihsel bilincimiz, inandığımız davamız bizimle birlikte olursa, şehitlerimiz yanımızda olursa bence oradan çıkmak mümkün. Teşekkürler Ayten. Şimdi bir de tutuklanma ve tutuklu kaldığın o 3 seneye dönmek istiyorum. O gün seni Ankara'da işkenceden sonra bıraktılar ve Ankara Siyasi Şubesi seni boş bir arazide sanki o anda bulmuş gibi aldı. 3 gün gözaltında kaldın ve daha sonra sanırım önceki bir dosyandan bir tutuklama kararı çıktı ve 3 sene boyunca tutukluydun. Bu dosya neydi? Yani bu dosya birazcık sanki o 898 işkence yarasını kapatmaya yönelik bir tutuklama kararı gibiydi. Senden dinleyebilir miyiz? Beni orada bıraktıklarında ve tutuklanmak üzere hapishaneye götürüldüğümde zaten durumum, fiziki durumum çok ağır işkenceler yaşadığımı gösteriyordu. Öyle ki hapishane idaresi beni hapishaneye almayı kabul etmedi. Hastaneden o gün darp raporu almak üzere geri gönderildim. Ve hapishaneye girdiğimde de hapishane doktoru da aynı şekilde raportu. Arkadaşlarım işte beni gördüğünde vücudumdaki 898 yarayı da tespit etti. 25 kilo, yaklaşık 25 kilo zayıflamıştım. Ayakta zor duruyordum. Yani eski halime hemen hemen benzemiyordum. Bu süre zarfında aslında, yani hukuki anlamda benim orada bir dakika tutulmamı gerektirecek hiçbir şey yoktu. Bunu şunun için söylüyorum. Yani arandığım mı söyledikleri davayla ilgili sekbise çıktığında verdiğim ilk ifadede ben zaten serbest bırakıldım. Yani o dosya bir İstanbul dosyasıydı. O dosyada bir iftiracının verdiği bir cümlelik, çok da gereksiz, önemsiz bir söz üzerine ben tutuldum. Ama esas orada tutulmamın, yani bir tutukluluğun sürmesinin sebebi o değildi diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi konu buydu. Ve bundan dolayı ben hemen serbest bırakılmıştım. Ancak bedenimdeki yaralar ve işkenceyi ilk savcılığa çıkarıldığım andan itibaren anlatmam nedeniyle Ankara'da bana bir dava daha açıldı. Yani böyle çok temelsiz bir dava. İçine neler konuldu mesela? Ben kayıpken dışarıdaki insanlar beni sahiplenmişler. Ki bundan hiç şüphem yoktu. Ayrıca ortaya çıkmamın da bunda çok büyük etkisi vardı. Yani insanların beni sahiplenmesinin büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Bunu dosyaya koydular, suçmuş gibi. Oysa ki ortada kayıp bir insan var. Bu, yani bizim ülkemizde o kadar normal gözüküyor ki ben ilk savcılığa çıktığımda bunu anlattığımda böyle kafasını kaldırıp
izlerime bakma gereği duymadı. Hani nasıl olur, olabilir mi böyle bir şey? Böyle bir şeye hiç tanık olmadı, tepkisi bile olmadı. Hakimde de aynı durum oldu. Ve tutuklandım. Yani esas tutuklanmam oradan devam etti. Daha sonra Ankara ve İstanbul dosyası birleşti. Ankara ve İstanbul dosyası birleştiğinde bu uyduruk bir şekilde yani yaratılan Ankara dosyasının iddianamesinin gereksiz olduğuna karar verildi ve sadece İstanbul, hani başta bahsettiğim İstanbul dosyasından yargılandım. Onda da dediğim gibi bir tane iftiracının bir cümlesi üzerine verilen bir tutuklama kararıydı. Ama ilk kararla çelişiyordu. Buna rağmen dosyada en yüksek cezalardan birisini alan ben oldum. Bunun da işkenceyi anlatmamla ilgili olduğunu, işte işkencenin örtbas edilme amaçlı olduğunu düşünüyorum. Yani 3,5 sene tutmamın bir sebebi de budur. Başka bir sebebi olacağını düşünmüyorum. Şimdi ben ev hapsi ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldım. Yani hukuksuzluk aslında devam ediyor. Ama yani hukuki açıdan baktığımızda bu dosyanın mutlaka bozulması gerekir. Siyasi olarak baktığımızda da dediğim gibi işkencenin örtbas edilmesi için bana bu ceza verilmeye çalışılıyor. Evet, çok sağ ol Ayten. Programımızı kapatıyoruz. Anlattıkların için çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun ve tekrardan yeniden hoş geldin aramıza. Ben teşekkür ediyorum. Ben kayıp olduğum süreçte ve bugün beni onlarca, yüzlerce insan aradı, sordu, halen de arıyor, soruyor. Bu aslında sahip olduğumuz gücün ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Beni gözaltına almakla ve bu kadar işkence yapmakla hedeflerinin amacına ulaşmadığını gösteriyor. Yani insanlar umutlarını yitirmedi. Umutları büyüdü. Aksine umutları büyüdü ve daha çok birleştirdi. Bu süreç boyunca benim yanımda olan herkese teşekkür ediyorum. Ve sevgilerine, sahiplenmelerine layık olacağım diyorum. Ben de size çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz zaten. Gerçekten dediğin gibi onurunla çıktın sen o işkencehaneden. Ve oradaki işkence gören aslında bir sürü insan da ne kadar işkence gördüğünü anlatmalılar. Anlatmalılar ki bu insanlık suçu, işkence cezasız kalmamalı. Umarız ki sana işkence edenler de bugüne kadar işkence suçunun failleri de yargılanır ve cezalandırılırlar diyorum ve programımızı kapatıyorum. Görüşmek üzere.